Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bu yaptığımız dersler ne kadar böyle şey ki bazı sıkıntıları da bana getirmiş. Ama bu günleri gösteren Allah'a sonsuz şükürler olsun. İlginç bir yer, garip bir ders yeri. Not aldım, çalıştım. Derse çalışarak geldim inşallah. Gaye şu. Yaşadığımız hayatı anlamlandıramazsak, yaşadığımız hayat bizi anlamsız kılar. Yani anlamsızlaştırır bizi. Bir daha yaşadığımız hayat, yaşadığımız hayatı anlamlandıramazsak, onunla bir yere taşınmasak, o hayat bizi anlamsız kılar, devre dışı yapar. Onu nasıl anlarız? O nispette buhran, bunalım, panik, depresyon, bunların cimi hayat anlamsız olduğu için intihar seçenek olur. Şimdi ahiretin üstündeki perdeden bahsedeceğim. Çok ilginç bir perde. Diyor ki, ey biraderi kalbi hüşyar. Ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Ne kadar zerre kadar etsek. Çünkü ahirete taalluk ediyor. Yani ahirete iman. Ahirette işe yaramayacak. Ahirete iman. Burada işe yarayacak. Orada ahirete iman olur mu? Bitti zaten ahirettesin. Bana dediler ki salona iman et. Zaten salondayım yani. İman gaybadır. Ahirette olanın ahiret kayıp değil ki, ahirette olana göre Allah kayıp değil ki iman olsun. Allah'a emanet denilir mi? İman esastır burada. Nedir peki? Hayatı anlamlandırandır. Anlamsız kılan, ona zıt yaşamandır. Şimdi hepsi bir içinde de farkında değiliz. Odundaki duman nur gibi, buzdaki su gibi, biberin içindeki lezzet gibi, bakıştaki art niyet gibi veya iyi niyet gibi. Hepsi birbiri içinde. Şunu diyor, zıt olmadan bir şey yoktur. Mesela iman var, tek başına olamaz. Küfür olunca iman imandır. Tamam. Zıtsız vücut Allah'ta var. İman da Allah değildir. Allah'tandır ama Allah değildir. Şimdi icat ve cem-i ezdatta büyük bir hikmet var. Kudret elinde şems ve zerre birdir. Başlığı altında. İnşallah ahiret aralayacağız. Biraz daha ama farklı. O daha önce alıştığımız misaller değil. Ey biraderi kalbi hüşyar. Kalbi hüşyar? Uyanık. Hadi bakalım. İnşallah bir yarım saat direnirseniz ben zaten 40-50 dakikada keseceğim. Ezdadın cemindedir tecelli iktidar. Yani Allah'ın iktidarını nasıl göstermiş? Zıtları aynı yere koyarak. Mesela odun tektir, dumanı nuru koymuş. İnsan tektir, iman küfrü koymuş. Buzda sıcaklık var, sıcaklıkta da soğukluk var. Sıcaktan soğuğu tamamen alın, sıcağın derecesi olmaz. Sonsuz olur. Bir şeyi mertebelendiren onun içerisine zıttının müdahalesiyledir. Şimdi güneş olsun gündüz,
Bu ışıklar içtir. O zaman karanlıkla güneş arasında bir berzahtır bu lamba. İkisi arası. Eğer bir şeyden zıt kalkarsa o şeyin mertebesi olmaz. Ondandır ki Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçerisinde acizlik yok. Allah zıt şeyi bir yere koyarak neyini gösteriyor? Ezdadın cemindendir tecelli iktidar. İktidarını böyle gösteriyor. Zıttı bir yere toplamış. Yani karanlığı aydının içine. Mesela odunun içi karanlık değil midir? Ama nur orada. Yakınca ışık oradadır. Aynı yer. Lezzetin içinde elem koymuş. Nasıl koymuş? Eğer lezzetten elemi kaldırırsanız lezzetin mertebesi yok. Patlar, vücut yanar. Lezzetin mertebesi olmayınca vücut kaldırmaz. Şöyle düşün. Doğdun bugün. Bütün lezzetleri, safalı anlarını topla. Aynı anda şimdi sana yüklense o almış olduğun bütün lezzet çeşitleri motor kaldırmaz. Ama 20-30 sene, 40 senelik hayata serpiştirildiği için normal oluyor. Psikoloji sorunlar da öyle. 30 senelik, 35 senelik bir geçmişindeki elemleri topluyor düşünceyle, anda yaşıyor, motor yanıyor. Geçmişle alakadar olanların psikoloji sorunu olur. Çünkü geçmişe bakınca geleceğe ümitsiz bakıyor. Geçmişine ümitli olsa geleceği ümitsiz olur mu? Aslında geçmişi, geleceği ümitsiz kılan geçmişin olumsuzluklarıdır. Onunla geleceğini olumsuz yapıyor. Ben mesela başıma malum sıkıntı gelince en zor durumda bile böyle baktığım zaman önüme ümit vardı. Çünkü geçmişim biraz iyiydi. Onun için bizim tarihimizi unutturuyorlar abi. Evet, onun için yazılarla, şairlerle, İslami örf adetlerle geçmişini unutan bir millet varlığını devam ettiremez. Var olamaz. Geçmişine kopartılan bir millet var olamaz. Olamaz, mümkün değil. Daha dur, yeni giriyoruz. Bak doktor okuyacağım size, Allah nasip ederse. Hüsnün içinde kubhu koymuş. Buna yarım saat sabredeceksiniz böyle, tamam mı? Böyle şu şeyinizi azaltmayın, dikkatinizi. Dikkat biliyorsunuz mehirdir. Nazik ve nazeninlerin mehirleri dikkattir diyor. Dikkat halkın arasındaki dikkat değil, mahkemata söylüyor. Evlenirken nikah şartı var. Nedir bir tanesi? Mehir. Mehir vereceksin. Mehir vermeden kızı alamazsın kardeş. Dikkat latifeni de aktif etmeden bu dersi alamayacaksın. Üstad diyor ki nazik ve nazininlerin mehirleri dikkattir. Dikkat bu dersin mehridir. Lezzet içinde elem var. Hayrın içinde şer var. Aynı yerde. Şer burada, hayır yok. Aynı yer. Şer olan yerde hayır var. Hayır olan yerde şer var. Niye var? Bak bir daha söyleyeyim. Hayrın içindeki şeri kaldırırsanız hayrın mertebesi olmaz. Sonsuz olur. Onu belirli yere tutan, belirli bir mertebe tutan zıttının varlığıdır. Hüsnün içinde kupu, nefin içinde darı, yani zararın içerisinde kar var, karın içerisinde zarar var, nimet içinde nikmet var. Mesela bir insana araba, para, servet, sağlık nikmet olmuş. İmam Ali'ye göre radıyallahu anh, insanların ekseriyeti mutlakasına diyor sihat ve servet dalaletine vesile olmuş. Sihatlı olduğu için haram yapıyor. Gözü iyi gördüğü için televizyonlara bakıyor vesaire. Haramlara gidiyor. Yani nimettir aslında sihat ve servet ama çoğu insanlara nikmet olmuş. Hüküm de eksere göre verilir. Onun için hastalar risalesinde gençlerine diyor
Gençlik nedir diyor? Hatırlayan var mı? Sihat. Sihat. Gençlik sihatı beladır diyor. Sihat belası diyor. Sihat belası. Hiçbir hasta gördünüz mü? Çok üzülüyorum. Nereye? Hasta olmadan önce niye bir teneke içemedim demiyor. Her gün bir kilo içiyordum. Bir teneke içseydim keşke. Bak şimdi içemiyorum. Vahlanıyorum. Demiyor. Hepsi pişman. Peki. Nurun içinde narı. Nurun içinde var ya nur. Ateş. Nurdur ama ateştir. Mesela başka. Sessiz, sabırlı insanlarda merhamet pek olmaz. Şefkat olmaz, acıma olmaz pek. Empati de yapamazlar onlar. Acımasızdırlar çoğunlukla. Sabırlılar çok. Ama asabi ve tahrip edip kıranlar tamir etsin diye Allah onlara şefkat fazla vermiş. Çünkü sabırlılar da o kadar şefkat vermeye gerek yok. Çünkü tahrip etmiyor. Acın kırıp döktün, bak nasıl alttan alıyorsun. Yapmadığın şeyleri yapıyorsun. Niye söyledim? Nurun içinde narı. Bilir misin ki sırrın nedir bu diyor. Ha Faruk ne dedi biliyor musun? Bitirdi bunu. Bilir misin ki sırrı? Bunu niye koydun? Ha derecelenmesi için. Hayır. O bize bakar. Yani zıtların cemi niçin, sırrı nedir? Gözüken bu. Çünkü hakaiki nisbiyenin subutu takarrur etsin. Bir şeyden çok şey olsun. Bir, niçin böyle? Hakaiki nisbiyenin ortaya çıkmasına, bir şeyden çok şey olmasına sebeptir bu tür şeyler. Bir şeyden çok şey olsun, bulsun vücut görünsün. Şimdi hakaiki nisbiye nedir? Hakaiki nisbiye fanilik üzerinde, dünyanın üzerinde, dünya bunu, ahiretin üstünü örtülmüş, ahiretin üstünü örten örtüdür hakaiki nisbiye. Onu anlatacağım biraz. Hakaiki nisbiye ahireti örten üstündeki örtüdür. Değişik bir noktaya nazar göreceksiniz. Bak, hakaiki nisbedir, nedir onu şey yapalım. Sual, işaret edeceğiz, ilim edeceğiz. Bunlara hakim olduk mu hakaiki nisbe? Dersi keseceğim. Sual, sayfa 27. Hakaiki nisbenin ne kıymeti var ki, onun için şerler istihsan edilecek. Hakaiki nisbiye nedir onu anlatacağız. Şimdi merak ediyorsunuz. Hakaiki nisbiye dünyada işliyor ama ahiret hesabına işliyor. Ahiretin üzerindeki örtüymüş. Nedir o? Hakaiki nisbiye merak ediyorsunuz. Hakaiki nisbiye denilen şeyler kainatın etzası arasında bulunan rabıtalardır. Mesela ustadı misalini vereyim. Surat hareketle bir nokta bir hat olur. Çevirmenin suratı yapar bir lemay nur, daire-i nurani. Hakaiki nisbi vazifesi dünyada taneler sümbül olur. Mesela bak bir tane sopa aldım. Ucunda ateş var. Tek 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 görüyor musunuz? Tek 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 tek. Çeviriyorum. Daire oldu mu? Aslında bir tanedir. Buna hakaiki hakikiyedir. Bir tane. Bu çevirdim de gözünüzün görme kabiliyetinden daha hızlı çevirince bu daire oldu mu? Bu, bunun dışındaki bir tane dışındaki hepsi hakaiki nisbiyedir. Ama hakaiki hakikiyi bir görüyoruz. İşte bu dünyadır. Bu ötekisi ahirettir. Daha biraz da geleyim. Bak. 31. perdede hani verilmiş şey bahseder. Mesela acziyet, farkiyet, noksaniyet, işte cüz'ü numuneler verilmiş ya diyor. He. O nispi midir? Hakiki ve nispi cihetleri nasıl? Acizlik ve fakirlik mi? Mesela
Acizlik. Acizlik. Bir kere niye verildiğini bakalım, beraber işleyelim. Acizlik olmadığını kabul et. Allah'ın kudreti belli olur mu? Her istediğin oluyor, her yerde oluyorsun. Allah ihtiyaç olmaktan çıkar. Allah'a ihtiyaç kılan acizliktir ve fakirliktir. Allah ihtiyaç mıdır? Çünkü acizim ve fakir. Mesela bir an hiçbir ihtiyacım yok. Ölüm yok. Bir anda her yerdeyim. Her istediğim olur. E kim kime dua edecek ki? Ne edeyim ki? Siz hiç dediniz mi ya Rabbim? Ne olur bu akşam beni aya götür de bu gece orada bir dolaşsam. Yok. Böyle bir ihtiyaç duydunuz mu? Yok. Ama hasta olanlar, kanser olanlar veya derdi olanlar sabaha dua ediyor. Bak Allah ihtiyaç oluyor. Tamam, o bağ bu oluyor yani. Bağ. Allah ile bağ oluyor. Şimdi hakaiki nisbe hakkında okuduğum için hemen okumadan mevzu bir iki cümle söyleyeyim. Buna bakın ki bakacağınız yer daha zengin olsun. Çıkarttığım yer siz de okuyacaksınız. Göstereceğim size zaten. Yaşadığımız hayatı anlamlandıramasak o hayat bizi anlamsız bırakır. Demiştik, öyle başlamıştık. Hayatı insanı anlamlı kılan dertleri, sıkıntıları ve musibetleridir. Hayatı bize anlamlı kılan hayatın içerisindeki dertler, sıkıntılar ve musibetlerdir. Bunlar insanın hududunda kalmasına vesile oluyor. Mesela hududunda kalmayanları hudutluyorlar. İnsanoğlu bile böyle bir ceza veriyor. Mesela sihatı anlamlandıran hastalıktır. Hastalığı kaldırırsanız sihat da yok olur. Aynı yere, aynı insana zıtları cem etmiş Cenab-ı Hak. Aynı dünyaya, herkese göre farklıdır. Aynı insan, bir insan, ömür, ama herkese göre insan farklıdır. Baktığımız şu dünya, kimisi ağaca bakar, keriste için, kimisi bakar salıncak için, kimisi odun için bakar, kimisi manzara için bakar. Farklı farklı olur. Dünyadaki eşya ile, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu son madde. Dünyadaki eşya ile aramızdaki boşluklar var. Mesela şu, bunlar. Mesela ben beka istiyorum. Yaptığımız, bugün yaptığımız, tuttuğumuz şeye bakın, fani değil mi? Beka isteyen bir şey, bir insan. Sonsuzluk isteyen, her şeyi isteyen bir insan bir şeyle meşgul. Yani baki isteyen bir insan fani ile meşgul. Fani ile bizim aramızdaki, yani fani eşya ile baki isteyen insan arasındaki boşluğa hakaiki nisbe denilir ki bu boşluğun adı ahiretin örtüsüdür. Buraya verilecek cevap ahirettir. Biraz da gideyim. Yani beka istiyorum ama dünyada fani. Bunların arasındaki boşluk ahirettir. Üstü olduğundan buna hakaiki nisbi edirler. Ya. Bu hakaiki nisbi ahiretin dünyadaki teleşuatlarıdır. Yani ahirette hani var ya, bunu çevirdim. Burada buna tek hakaiki hakiki denilir. O ötekisiz ki ampul de öyledir. Saniyede 60 defa veya 40 defa, eski elektriğe göre 40. Şimdiki elektrikler daha kaliteli. 60 defa yanıp sönüyor. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için yanıyor zannediyoruz. Oysa tık hakaiki hakikiyedir. Sonra ikinci tık hakaiki hakikiyedir. Arasını biz boş görmüyoruz. Orası hakaiki nisbiyedir. Orası işte ahiretin örtüsü odur. Burada o gözüküyor. Mesela beka istiyorum. Mesela diyeyim. Anne karnındaki el, kol. Hakaiki hakikiyedir. Oraya göre anlamsızdır. Anne karnındaki göz hakaiki hakikiyedir. Oraya göre anlamsızdır, mantıksızdır, fuzulidir. Ama dünyaya geldiği zaman
Ha. Ha. O zaman dünya ne oldu? Dünya ne oldu anne karnına göre? Ahiret oldu. Ama anne karnındaki çocuğun işaret ettiği, o anlamlandırdığı çocuktaki anlamlar hakaiki nisbiyedir. Nisbi hakikatlardır. Hakaiki nisbi ahiretin, dedim ya biraz zor olacak ama zerre kadar üstünü aralarsak bu ahirettir ha. Ahireti konuşuyoruz. İman esasında zerre kadar hafif böyle ha dedik mi dünyanın en büyük fanisinden daha kıymetli. Bu iman. Hakaiki nisbi ahiretin dünyadaki teraşuatlarıdır. Teraşuatı söylüyorum. Toprak, çekirdek. Bu çekirdeğin ağaç olmasına temessül. Kocaman ağacın çekirdek olarak hulasalanmasına tereşu. Dünya ahiretin tereşudur. İnsan ise Allah'ın dışında 18 bin alemin tereşudur. İşte ahiret donanımıyla fani dünyada yaşarken baktığımız eşeğe bakarken bu fıtratla, beka fıtratıyla faniliğe baktığımız zaman karşılığı değildir. Karşıtıdır. Aydınlık, karanlık, karşıt. Ben bekayım. Bu dünya fani. Arasında mutlaka bir bağ berza olması lazım, köprü. İşte bu beka isterken fani ile muhatabım, aradaki boşluğa hakaiki nisbiye denir. Bu da ahiretin üzerindeki örtüdür. Yani baki isteyenin fani ile muhatap oluşunu anlamlandıran, ona hakiki gaye gösteren, bunun ne olduğunu, ne işlev olduğunu, faninin ne olduğunu, ne işlev olduğunu, ahiret hesabına çalıştığını söylüyor dünya. Ahireti çıkartın, dünyanın hiçbir anlamı yoktur. Ahiret yoksa gül niye güzeldir? Mesela bize masraf edilmiş bugün. Karaciğer çalıştı, böbrek çalıştı, dalak çalıştı, güneş, dünyanın eğitliği, dünyanın dönüşü. Öyle değil mi? Peki bu kadar masraf oldu. Eğer bu dünyadan sonra ahiret yoksa bu masraf nedir? İsraftır. Hiçbir anlamı yok. Eğer bu hayattan sonra ahiret yoksa bu dünya anlamsız olur. Burada yapılan muamele mantıksız olur. O zaman faniden faniye değil de faniden bakiye mi bakacağız? Bakılması. Zaten bu hakaiki nisbi o zaman çalışıyor. Öyle anladım. Evet. Bakide fani değil zaman baki yaşıyoruz. Bir tamam ya der Üstad Hazretleri. Mesela fani dünya bekaya çalışıyor. Bir tamamı ahiret hesabına çalışıyor. Mesela baki bakamazsan eve onu sevemezsin. 20 sene onun faizini ödüyorsun. İnanın. Beka boyasını vermesen sevemezsin onu. Ahireti insanın fıtratına kaldırın. İnsan bulunduğu yerde dona kalır. Aktif olmaz. İnsan aktifleştiren arabaya saldırıyor, ev alıyor, dahi alıyor. Fıtratındaki bekadan kaynaklanıyor. Elini tutuyor fani. Atıyor bu sefer. Lan daha ötekisini. Daha arabayı değiştiriyor. Fıtratının sesine gidiyor. Ama bulamayacak bu. Hakaiki nisbi ahiretin dünyadaki teraşuatlarıdır. Hakaiki nisbi sabit ve tek vücut görülen dünyayı, yani sabit ve tek gözüken şu dünyayı hakaiki nisbiye ile ahiret hesabına sümbüllendiriyor diyor. Şuraya bak hele ya. Hakaiki nisbiye subut takarrür etsin. Niye? Bir şeyde çok şey olsun, bulsun vücut görülsün. Gel döpme. Bir şey çok yapıyor, sonsuz yapıyor. Fani beka yapıyor, teki sonsuz yapıyor. Hakaiki nisbiye. Donukluktan çıkartıyor kainatı. Herkes farklı görmesinin sebebi hakaiki nisbiyelerimiz farklı çalıştığında. Daha dur. Şimdi bu hakaiki nisbiyi ne olduğunu biraz
çalışarak getirdim. Ne dedi? Kavunu da okuyayım da şuraya bakacaksın. Dünyayı ahiret hesabına sübüllendiriyor. Dünyayı ve hadiseleri donukluktan çıkarıyor, anlamlandırıyor. Kanseri anlamlandırıyor. Ahiret yok, kanseri anlamlandır hadi. Ahiret yok, mezarı anlamlandır hadi. Yaşlılığı anlamlandır. Hiçbir şeyin anlamı yok. Doğmadan ölürsün, ahiret yoksa yavaşlamadan ihtiyar olursun. Fıtratımızda zaten baki var. Evet, fıtratında baki var. Bunu zaten inkar edemeyiz. Tamam. Bunu anlamak için bizim dünyayı biraz anlamamız gerekir. Yani. Ha, eğer anlamın nispetinde beka var. Var çünkü. Çünkü insanoğlu ilim almıyor. Ve alleme Adem'e esma-i külla. Adem'e diyor Allah, ben başından kainatın başından sona kadar her şeyi kodladım. Çekirdeğe yazılım bitmiş. Bir şey yükleyemezsin aklına. Çekirdeğin ağaç olabilmesi için yazılımına gerek yok. Güneş, hava, toprak, su yazılımı ağaç yapıyor. Başka bir şey yok. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor usta. Çekirdeğe benzer. O ağaç ahirettir. O çekirdek Nur-u Muhammed'idir. O çekirdek yani dünya. O ağaç ahirettir. İnsan meyvedir. Tamam mı? Meyvedir. Eğer hakaiki nisbeyi çalıştırırsak şu. Çekirdeğe ene, ilk kainat. Ağaca ustad der, şeceri hilkat. Meyve insandır. İşte meyvede, meyve ağacın sonudur görünüşte. Ama meyvede bir çekirdek var, ağacın başıdır. Bunu sana gösterdiğinden dolayı ağacın manası var. Eğer şu beka denilen fıtrat cennette Adem olsa ki oradaydı. Adem aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyor. Anlamıyor. Adem aleyhisselamın cennette olduğunu bilseydi cennetin olumsuz, ölümsüz olduğunu bilecekti. O yasak meyve yemeyecekti. Niçin yedi? Beka bulayım diye. Oysa fani mi ki orası? Fani zannet. Bu niye ki diyor beka bulasın diyor. İşte dünyayı anlamlandıran ahiretin varlığıdır. Ahireti de anlamlandıran dünyanın vücududur. Dünyayı kaldırırsanız ahiret hiçbir anlamı yoktur. Adem aleyhisselam gibi. O zaman biz ve alleme Adem'e esme külliha Allah benim dışında diyor ne yarattımsa kodladım size. Ben şimdi siz ne öğreniyorsun? Öğrenme yok kardeşim. Alma yok kardeşim. Aldığımız, duyduğumuz derste üzerimiz açılıyor. Battaniyeler kalkılıyor, çekirdekler ağaç oluyor. Zaten vardı. Güneş çekirdeğe anlam yüklemiyor. Vücudunun haricisini yapıyor, malzeme oluyor. Şimdi duyduğumuz bilgiler, ilimle batınımızda var olan, çekirdeğimizde var olan yazılımın dışarı çıkmasına battaniyeler kalkıyor. Üzerimizdeki battaniyeleri kalkılıyor. Ondan ki derste şöyle yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Battaniye kalktı demektir. Bir battaniye de kalktı. İşte hakaiki nisbenin ne kıymeti var ki? Yani kıyas. Onun için şerler istihsan edilecek. Eğer hakaiki nisbeye çalışması için ölüm olması lazım. Bela musibet olması lazım. Kanser olması lazım. Hapishaneler olması lazım. Şerler lazım. Dünyayı ahiret hesabına çalıştıran şeylerdir bunlar. Nedir o hakaiki nisbi? Hakaiki nisbi de şerlerin vücudu lazım. Zaman abi diye ma sıfat şuurat arasındaki meratibi fark etmenin adı. Yani Faruk ne dersen de artık sistemi anladın mı? Ne koyarsan koy. Ben işte farklı isimler koyuyorum, koymamız böyle sebebi. Sistemi fark ediyorum. Tamam. Bu sefer sen bak ne dedin? Ben hiç düşünmediğim şeyi söyledim. Harika işte. Esma sıfat, sıfat çunat arasındaki bağın adıdır. Evet. Sistem. Cevap veriyor. Hakaiki nisbe denilen şeyler, yani eşyayı, bir şeyi bunu farklı yapıyor. Sudur. Niçin su dedin? Pekmez değildi ondan. Ha pekmezi biliyoruz. Bu nedir? Bal değildir.
E nerede biliyorsun? Balı da biliyorsun ki bal değildir diyorsun. Veya suyun değişik çeşitleri. Ha, bunu farklı yorum, karpuz suyu değildir, armut suyu değildir diyebilmen için, bunu anlamlandırman için kıyas etmen gerekiyor çok eşyaya. Ne kadar eşyaya kıyas edersen bu o kadar zengindir. Sığır için tek şeydir. Sığırlar için de öyledir. Sığır gibi düşünenler için de tek şeydir. Bu sudur. Ama biraz fark edenler için rahmetin cilbesidir. Hayatın teleşuatıdır. Veya bir damlasında 1 milyon mikro canlı var diyor. Veya hidrojen ve oksijenin dışa vuruşudur. Yani bu ne kadar kıyası çoğaltırsan, çoğaltabiliyorsan o kadar zengin oluyoruz. Seni zenginleştirendir hakaiki nisbiye. Adam tuvalet, mutfak, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Hayatı buraya sıkıştırmış, bitmiş. İşte hayatı anlamlandıramadığı için hayat onu anlamsız kıldı. Dışarıya attı. Hayata bak ne kadar anlamsız. Hayat musibetlerle, dertlerle, hastalıklarla tasafi eder, kemal bulur. Öyle değil mi? Daha acayip diyor da. O hakaiki nisbi işte. Hakaiki nisbi bu akşam hani derler ya umin derste bu tür ağır şey. Yapma yapma da hep böyle nini tarzı dersler mi? Bu servis salonu bu tarzda zannediyor. Hayat musibetlerle bir, hastalıklarla iki, tasafi eder, saflaşır, kemal bulur. Kemal demek mesela bende görmeklik var. Çiçeği de görüyorum, armutu da. Ama esas görmeklik basar sıfat olduğundan en zirvesi Allah'ı görmektir. Ha, çiçeği görmek, Allah'ı görmek. Oraya doğru yürümeye kemal deniliyor. İşte hayat musibetlerle, hastalıklarla tasavvuf eder, kemal bulur, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayati yapar. Yeknesak, standart bir hayat, sığır işte. Ne yer? Ot ve su içer. Ayakkabı derdi yok, ev derdi yok, çoluk çocuk derdi yok, ahir. Ha bu ahire koydun, ha bu ahire koydun. Sığır işte, sığır için fark etmez. Ha adamı buraya eve koydun, ha bu mahalleye koydun. Adam sığır ya. Yani. Sığır gibi bir hayat yaşıyor, standart. Yeknesak, istirahat döşeğindeki hayat, bak yapayım, mutfakta doldurdu, tuvalette boşalttı, işe gitti, şimdi yakmadan önce eve geliyor, hanım, çekilce çıkarttı, ya koltuğa versen, ne alıyor koltuğu böyle, standart hayat, televizyon, gördüğüm için söylüyorum, şimdi uyandı, gidip yatamaz, gücü yok, bitirdi, televizyon bitirmiş, enerjiyi sömürmüş. Şimdi onu kapatacak, bir 5-10 dakikada dinlenecek, demlenecek, güç alacak. Ne kadar? Yatağa gidene kadar. Gidebilecek kadar enerji yok. Gidiyor, yatıyor, sonra gene kalkıyor. Mutfak, tuvalet, yatak iş ve hayat yok. Aman yarabbim, Allah ne? Ha bunun için yaratmış. Ne kadar anlamsız, ne kadar safsata, ne kadar hiçbir şey yok ya. Hiçbir neticesi yok. Bu mu ya? Git ya. Bu kainatı bunun için la vallahi kurulmaz ya. Ben bile yapmam. Ben bile vallahi seni iş almam. Bununla maaş vermem sana. İşe gel. Patron. Kumandayı ver bana. Ona uyu. Alan maaş. İyi uyudun. Allah yapar mı? Sen yapar mısın? Adam işe aldı. Koltuğa yaymış. O güzeli mutlu fabrikadaki yemekhanedeki güzelim şeftali adam tuvalete dönüştürmüş. İşe de gelmiş, yapmış, televizyon seyretmiş. Uyumuş. Yatağa da geçmiş. Ayı bitirmiş patron. İyi şeftali tuvalete çevirdik. Yatağa yattık. Otel gibi kullandık. Ver para. Vallahi ben yapmam. Allah hiç yapmaz. Böyle hayat olmaz. Böyle hayata yeknesak, istirahat döşenlik hayat, hayr-i mahz olan, vücuttan ziyade şehr-i mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Böyle hayat olmaz. Hayat, musibetlerle, her çeşit, hastalıklarla, her çeşit. Allah Resulüne bak bakın,
Nasıl bir hapishane yapmışlar? 3,5 sene ambargo uyguladılar. Nasıl bir hastalıklar gelmiş? Bir defa karnımın doyduğunu, bir defa uykumu aldığımı bilmiyorum. Ustad, bir gecede 9 dişi düşmüş. Alem İslam'a indirilen darbeleri ruhumda hissediyorum diyor. Nasıl sıkılmış ki 9 dişi düşmüş. Lan ben Alem İslam için, hizmet için, din için lan ne kadar sıkıldım ya. Ruslar Balkanlar işgal edince kaleye girmişler. 25 bin Müslümanı kale içinde katlettiler. İkinci Abdülhamit mi? Birinci mi? Kaçıncı? 4 Abdülhamit var. Bir tane hangisi olduğunu unuttum. Onu o haberi alıyor, kalp krizinden ölüyor sarayda. Biz bunu duyuyoruz Srebrenica katliamında. Sabah kalktık, kahvaltı yapabildik ya. Yok, hakaiki nisbe böyle çalışıyor. Onlar da böyle çalışıyor, biz de böyle çalışıyoruz. Sonra da kalkıyoruz. Niye öyle yapıyorlar ya? Şuraya bak bak, Müslüman'a bak bak. Şuraya bak ya, koltuğunda diyor ha. Bak çalışmıyor, sen çalışsana o zaman. Hakaiki nisbe denilen şeyler kainatın esası arasında bulunan rabıtalardır. Eşyayı birbirine bağlayan bağdır hakaiki nisbiye. Ara boşluklar işte. Bir. Daire oldu. Daire midir aslında? Tek. Bu hakaiki hakikidir. Bu sanal noktalar hakaiki nisbiyedir. Ahiretin üstündeki örtüdür. Ampuldeki gibi. Bunun altıdır işte. Yani bakıyoruz beka ile faniye, vaki görüyoruz. Aslında o aramızdaki boşluktur, onu bize beka gösteren. Ahirettir o. Eşya, bu fani. Çok seviyorum. Bu fani. Ben beka istiyorum. Bunu asla sevemem. İlle bunun üzerine örtmem gerekiyor beka. Bekayı örtmesem, böyle görmesem, bunu baki gibi görmesem, arabayı, aşı, işi, kadını, eşi, baki gibi görmesem, ebedi görmesem sevemem. Bunu gösteren ya ruh yapar, çalıştırır hakaiki nisbiyi ya nefis. Ve kainattaki nizam ancak hakaiki nisbiyeden doğmuştur. Yani kainattaki nizam var ya birbirine bak. Birbirine kıyas ettiren hakaiki nisbidir. Kıyastır. Mesela armuta baktık. Nedir bu? Bu armut değildir. Yani şeftali değildir. Kıyas. Ama insanlardan başka kıyas yapabilecek yoktur. Yani çok basittir. Arı taşa konmaz, çiçeğe konar. Çok basit ziyayat. Mesela hayvanlar bu sahibin kokuyla kıyas eder. Mesela etmiş. Cinler ise yalnız böyle kemik, tezek gibi hani basit hayat seviyeleri var. Onunla kıyas eder. Meleklerde kıyas yok. Ama insan kendisini Allah'a bile kıskanan insanı biliyor. Ne demek Allah'ın? Benim duam niye kabul olmuyor diye Allah'a adavet edeni tanıyor. Benim isteklerimi ne yapmıyorsun? Peygamber'e ben niye olmadım diye ona düşman olan aynı adam. Malum adam. Malum adam niçin benim bütün duam kabul olmadı diye Allah'a düşman, peygambere düşman, niye bana yardım etmiyorsun? Malum adam. Yani aynı azat, peygamber şöyle diyor. Kainatın iftihar tablosu diyor. Bir şey demedim ha. Allah'a, peygambere niçin düşmanlar? Sözleri de söylüyor. Ne diyor? 10. sözde diyor ki, kafir niye Allah'a düşman? Niye istediğim hayatı burada vermiyorsun? Kaçıncı sözlerdir diyen var mı? Kafir Allah'a düşmanı buradan geliyor diyor. Hangi sözdedir? Kafirin sağ uç köşededir. Biraz da şey yapayım. Ortasından baş taraftaki şeylerdedir. Bak, kafirin diyor Allah düşmanı olması bundan geliyor. 10. söz mü? 10. söz. Bravo. Sana bir kitap hediye edeceğim. Tamam, küçük kitaplarından büyük değil. Hangisini istersen bir tane. Samimi söyle. 10. söz.
Lemalarda da var abi, 356 sayfa. 356 mı? Lemalarda. Gel bul. Gel bul. Sen tabii kitap var. Hakikaten vermezsem öyle. Ha? 356'da var. 356. Gel abone otur. Otur. Otur, oku. İşte kafirin Allah'ın düşman olması. Okuyayım. İşte kafirin Allah'ın düşman olması bu noktada ne ilgili? Tamam lan. Tamam. Vay be. Benim gibi herkes farfaralı değil, konuşmuyor. Demek ki bilmediklerinden değil. Konuşmak istemediklerinden demiyorsun bu. Ulan merak ettim, bir üstten alayım. Biraz öğreneyim. Melin için düşmanmış. Sözlerde tamam. Burada niye düşmanmış? Çünkü insan sevdiği ve kıymetini takdir ettiği bir cemali mutlaktan ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak ona adavetle, ondan küsmekle ve onu inkar etmekle tedavi edebilir. İşte kafirin Allah'ın düşmanı olması bu noktada neleri geliyor? Yani sözlerdekini açayım o zaman da onu ver. Vay be. Diyeceksiniz ki Allah nasıl düşmanı? Niye adam malum, niye benim dualarımı kabul etmiyorsun? Münafık diyor. Münafık kaç sıfatı vardı? Hani var diye risalede geçiyor. Veya hadis-i şerifte değil. Hani konuştuğu zamanlar konuşur, sözünde durmaz. Bir de emanet ihanet eder. Risalede nasıl geçiyor? Bir. Kalbi münafığın kalbi bozuktur. Yani vicdansızdır. Peygamber'e peygamberin aleyhindedir. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Ha? Söylediği zaman yalan söyler. Yok o tamam. Demek ki risade değil. Bir. Emir daldı. Neresine Faruk? Yüz küsürlerden otomatik. Gel. Al sana emir daldı. Git bul bana gel. Valla kitap verir misin? Ona vermiyor. Şey emir daldı bul. Ama bunda hak ettiler bu ikisi. Salih ile bu. Hakikaten alın arkadaşlar. Kitap bezde. Bugün cömertliğim geldi. 69. Diyor ki burada da 79. Okur musun sesli? Çünkü münafık itikatsızdır, kalpsizdir ve vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhindedir. Bir, münafık itikatsızdır, kalpsizdir, vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhindedir. Dese bile kainat bilmem nedir diye. Bak sözlerdekini okuyorum 69'dan. Hodgam insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişemediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adalet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Yani kısaca şu. Fıtratın beka istiyor da beni niye dayattın faniye? Niye önüme koydun faniye? İstediğim hayatı bana niye vermiyorsun? Kafir onun için Allah'ın düşmanı. Ya. Oysa o hayatı vermesi için bu hayatı yaşaman lazım. Adem Aleyhisselam bile orayı anlamlandırması için dünyaya gelmiş. Bunu bitireyim, kesiyorum. Saatim geldi. Hakaiki nisbi neymiş? Kainatı birbirine bağlayanmış. Bu kainatı, bunu bağlayan, gözükmeyen bağ, hakaiki, bu gözükmeyen bağ örtüdür. Bu da kainatın nizamıymış. Bu da fenlerin çıkmasına sebepmiş. Fenlerin çıkmasına sebeptir. Nasıl ki gözükenden gözükmeyene geçmek ahirettir. Fenler de öyle. Gözükenden yer çekimi. Gözükenden gözükmeyene fenler çıkmış. Hakaiki nisbiyeden kainatın envana bir vücudu vahi, vücudu vahid inikas etmiştir. Bak görüyor musunuz? Hakaiki nisbiyeden kainatın mesela armuttur. İnsan arasındaki ilişki. Mesela kimisi renginden bir bağ kurar, kimisi kokusundan bağ kurar. Kimisi Allah'a intikal eder. Bir alim gibi tefsir yapar. Elma onu taşır öteye. Tamam mı? İşte
hakaiki nisbiye, ahiretin dünyada, dünyaya teleşuatıdır. Dünyayı şöyle diyeyim. Merak ettim. Cennetteyiz hepimiz inşallah. Fakat cennet değil. Bilmiyoruz. Çünkü cennet cemal ülkesinin her çeşidi var. Tamam. Ama cehennem ise celal ülkesinin her çeşidi var. Merak ediyorum. Cenneti bu bardağa koyun. Cenneti. Cehennemi de boşaltın. Karıştırın. Ne olurdu diye ben merak ettim. Senelerce bu işin arkasına düştüm. Senelerce. Bir cümle söyleyeceğim. Demiştim burada, hatırladınız. Nedir? Cehennemi koydum bardağa. Cenneti de koydum bardağa, karıştırdım. Ne oldu? Ne olur? Dünya olur. Dünya budur. Cennet, cehennem dünyada mı? He. Neresinde? Su, hidrojen, oksijen değil midir? Birisi yanıcı, birisi yakıcı değil mi? Cehennem yakar. Hidrojen, oksijen yanıcı. Yakıyoruz ki hayat buluyoruz da oksijen. Oksijeni yakıyoruz. Hidrojen yakar. Hidrojen yakıcı, oksijen yanıcı. İki zıttan söndürücü değil midir? Bu dünyadır. İçindeki hidrojen cehennemdir. Oksijen cennet. Dünya odundur. İçindeki ateş ve duman ahiret cehennemdir. Odundaki nur ve ultraviyole ışınları, dalga boyları ve renkler cennettir. Aynı yerde. Ama odun onu örtmüş. Su denmiş. Su değil bu. Buradaki adı sudur. Musibetler, dertler de su gibidir ama arkası var. Peki odun ile duman arasındaki, su ile hidrojen arasındaki düşüncemizi aktif eden şey hakaiki nisbiyedir. Bu da ilim yapmamıza ve ahireti aralamamıza, kendimizi inşa etmemize vesiledir. O zaman eşya arasındaki gözükmeyen ara boşlukları ahiretin üzerindeki örtüdür. Onun adı da hakaiki nisbiyedir. Hakaiki nisbiye büyük bir ölçüde hakaiki hakikiyeden çoktur. Hatta bir zatın hakaiki hakikisi 7 ise hakaiki nisbiyesi 700'dür. Binaenaleyh kubu ve şerde şer varsa da kalildir. Malumdur ki şer-i kalil için hayr-i kesir terk edilmez. Terk edilse şer-i kesir olur. Zekat ve cihat gibi. Bitti, anlatayım şimdi. Bitti. Her bir insanın hakaiki nisbiyesi 7 ise hakaiki hakikisi 7 ise hakaiki nisbiyesi 700'dür. Şu. Daha yanlış olur. Dünyada ders bitti bak, kapatıyorum. Dünyada temelde 7 tane renk var. Başka yok. Bu 7 tane rengi bilgisayarda ehline sordum. Bilgisayar ortamında 28 milyon renk yapmışlar. Tonlarını değiştirerek. Siyah beyaz. Siyah beyazdan ne kadar değiştirirsin? Ne kadar renk yaparsın? Bir sürü. Biraz beyaz çoğalt. Biraz da. Biraz altını çoğalt. Siyah beyazlar milyonlarca yaparsın. Ton. İşte 7 tane renkten bilgisayar ortamında dünyada 7 tane renk var. 8 yok. Bunların karışımını 7'yi karıştırırsanız beyazdır. Beyazın müstakil vücudu yok. Güneş enerjisi var ya, güneş, ışık. Beyazdır. Niçin? 7 tane rengin aynı oranda karışımıdır. İşte bu beyaz olan güneşten gelen foton hakaik hakikiyedir. Onu meydana getiren alt veri tabanındaki 7 tane renk hakaik nisbiyedir. Dünya fotondaki ışık tanesi gibi düşünün. Onda bulunan o 7 tane renk ahirettir. İşte diyor ki ustad, hakaiki nisbiye herkese 7 ise dedi, 26. sabah 27 okudum kapattım. Hakaiki nisbiyesi 700'dür. Yani eşyayı yorumlama melekesi ve elmada farklı anlaşılma özelliği yaratmış. Donut değil. Mesela şeftaliye bakar adam, ulan 5 liraya satacağım der. Ötekisi der ki, ulan ne güzel manzara. Ötekisi der ki, ya ben bu alim gibi Allah'a tefsir eder vesaire. İşte farklı farklı anlama gelen
getirebilme melekemizden kaynaklanıyor. O, biz o eşyayı farklı anlamlandırma özelliğimize hakaik-i nisbiye denilir. Bu da ötelerin ifadesidir dedik. Yani güneşten gelen foton 7 tane rengin karışımıdır. Bu dünyadır. Bu hakaiki hakikiyedir. O fotonun içinde bulunan güneş tanesi, o ışık parçacığın içinde bulunan, gözükmeyen ama beyazı oluşturan 7 tane renk hakaiki nisbiyedir. Onun adı da ahirettir. Böyle eşeğe farklı. Peki ne yapıyor? Vuruyor, yeşil yaptı. Vuruyor, biber kırmızı yaptı. Vuruyor güneş, güneş patlıcanı mor yaptı. Vuruyor biberi acı yaptı, kavunu tatlı yaptı. Karpuzun şurası. Ha, bu hepsinin anlamını bize taşımasına ve biz onu farklı yorumlamamıza sebep hakaiki nisbemizdir. Benim 7 tane sıfatım var. Göz, kulak, burun, el, değil mi? 5 tane. Ustad 7 tane diyor. Bak, göz 1, burun 2, dil 3, kulak 4, el 5. Sevk ve şevk 7. Hakaik hakikisi diyor 7'dir. Ama bu duygularla içeriği inşa etmemiz en az 700'dür. Son cümle. Dünyada 7 tane renkle bilgisayarda 28 milyon renk yapılmış mı ton? Diyor, orada devam ediyor. Dünyada hakaiki nisbiye ahirette hakaiki hakikidir. Yani 7 tane renkle 28 milyon renk yapılmış ya, o 28 milyona hakaiki nisbiye denir. 7 taneye hakaiki hakiki denir. Dünyada 28 milyon hakaiki nisbiyeler diyor, ahirette hakaiki hakiki olacak. Yani ahiretteki renk en az 28 milyondur. Şu anda tabii bilgisayar 50 milyon yaparsa ahirette 50 milyon renk olacak. Dünyada hakaiki nisbiye ahirette hakaiki hakiki olacak. Hakaiki nisbiye anlaşılmadan hakikat o zaman olması mümkün değil. Yok. Anlayamayız. Demek ki ahiretin üstünü açan eşyanın bizdeki hakaiki nisbiye inkişaf ediyor. Yani dedik ki şey aklına, eşya fani, ben baki. Bakinin faniye bakarken farklı farklı anlamlandırabilmesi bizim hakaiki nisbiyelerimizin inkişafından kaynaklanıyor. Bu da BK'nın bizdeki teleşuaktıdır. Hakaiki nisbiyi ben fasulyeden almadım. Annemden de gelmedi, kuru fasulyeden de gelmedi. Bir yerden geldi. Ahiretin dünyada örtüsüdür. Vahir devahım enilhamdülillah rabbil alemin. Biraz uzattım, kaç dakika oldu? Uzattım, sözü diliyorum. Tamam oldu. Peki. Vahir devahım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masallahu aleyhi ve sellem.